Bu süreçte okulumuzda çalışmalarımız pandemi süreciyle birlikte başladı ve bu süreçte okul öğretmenlerimiz ve öğrencimiz de eğitim öğretim ve çalışmalara devam ediyoruz. İlçemin eğitim müdürümüz önderliğinde tüm Ankara ilinde dezenfektan ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımıza başlamış bulunduk. El dezenfektanı, yüzey dezenfektanı ve sıvı sabun üretimi yaptık bu süreçte. Bu ürünlerimizi bakanlığımız başta olmak üzere Ölçme Değerlendirme Genel Müdürlüğümüzün yapmış olduğu sınav merkezlerine dağıtım yaptık. Yaptığımız ürünlerimizde ilçemizdeki tüm okullarımız dezenfekte çalışmalarında da bulundu. Öğrencilerimiz bu kurumları dezenfekte etti. Bunun yanında belediyemizin, cezaevimizin, adliyemizin dezenfekte çalışmalarında öğrencilerimiz görev aldı. Hala cezaevimizin her hafta öğrencilerimiz giderek gönüllü olarak dezenfekte işlemlerini yapmakta ve oradaki mahkumlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Yani bizim için önemli olan sağlık. Bu sağlık koşullarını en iyi şekilde ilçemizde sorunsuz bir şekilde COVID-19'u atmak için pandemi sürecini çabalıyoruz. Bizim çalışmalarımız il ve bakanlık katında da ilgi gördü. Bu süreçte ilimizin, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ihtiyaçlarını karşılamış bulunduk. Bu süreçle birlikte bakanlığımız Türkiye'ye ihtiyacı olan sınav merkezlerine dezenfektan ve sıvı sabun ihtiyaçlarını bizden temin etmeye başladı. Kıbrıs'a kadar, Kıbrıs'taki sınav merkezlerine kadar biz dezenfektan gönderdik. Bunun yanında halkımızın da ilgisi oldu. Türkiye'nin birçok ilinde halkımız bireysel olarak bizden ihtiyaçlarını bildirdi ve onlara özel olarak ürünler gönderdik. Yakın çevremizdeki Çankırı, Kırıkkale gibi illerimize de bu dezenfektan ürünlerimizi ihtiyaçlarını karşılamak için gönderdik. Peki Türkiye genelinde yakın çevre harici hani halkın isteyip de gönderdiği illere de örnek verebilir misiniz? Adana, Antalya, Mersin, İstanbul, Bursa ve Karadeniz bölgesinde Samsun illerine gönderdik. Bunun yanında doğu illerimizden Erzurum'a ve Erzincan'a ürün gönderimi yaptık halkımızın ihtiyaçlarından. Bu şekilde gelen istek ve bizdeki beklentiyi karşılamış olduk. 350 ton yüzey dezenfektan üretimi yaptık. 70 ton el dezenfektan üretimi yaptık. 75 ton sıvı sabun üretimi yaptık. Bunun yanında çamaşır suyu ihtiyaçları, ilçemizdeki ihtiyaçları karşıladık. 10 ton çamaşır suyu üretimi yaptık. Ve bu üretimden okulumuz 2 milyon TL ciro yaptı. Ve bu cirodan da, evet, 10 ayda. Bu ciro ile birlikte öğrencilerimiz de hem üretim yapmalarına, yaptıkları üretimden de para kazanma imkanı buldular. Hem bilgi birikim hem de maddi bir kazanç sağlamış oldu. Yapmış oldukları üretimlerde öğrencilerimiz öğrenci katkı payı şeklinde dönem sermayeden para kazanıyorlar. Yaptıkları üretim tonu kadar çocuklarımıza ay sonunda kazanılan ücretin en az %50'sini öğrencilerimize dağıttık karımızın. Çünkü üretimi onların sayesinde kazanıyorduk. Onlar sayesinde yaptığımız için öğrencimiz yaklaşık olarak bir yılda 20 bin TL gibi bir para kazanma imkanı buldular. Bir öğrencimiz. Evet, sadece bir öğrencimiz. Bu üretimde bizim 42 öğrencimiz kimya bölümümüzde üretim yaptı ve üretimde bir fiil görev aldı. Bunun yanında bu arzu, bu istek diğer alanımıza katılmak istedi. Ve metal bölümünde sıra üretmeye başladık.
Plastik enjeksiyon makinesi aldık bu süreçte. Dedik ki sadece dezenfektan değil, siperlik de üretmek istedik. Siperlik üretimi ilçemizde Fen Lisesi ve Yaşar Doğu Ortaokulumuz kendi imkanlarıyla üretmeye çalışmıştı. İlçemiz karşılıyordu. Biz de plastik enjeksiyon makinemizle bu siperlik üretimimize, ilçemize ve ilimize katkı sağlamaya görev aldık. Öğrencilerimiz de üretimde oldu. Yani metal teknoloji alanımız, makine teknoloji alanımız, mobilya teknoloji alanımız bunlar da üretimde yer aldı. Bunlar öğrencimize üretim içinde para kazandılar. Yaklaşık olarak okulumuzda dönem sayma kapsamında 100 öğrencimiz görev almaktadır. Bu çocuklarımız daha çok 11. ve 13. sınıf öğrencilerimiz artık teorik bilgiyi almış, üretim içinde yer alan öğrencilerimiz, artık uygulamaya geçmiş öğrencilerimizdi. Bu öğrencilerimiz şu anda çevre kuruluşlarımız çalışmak için öğrencilerimizi tercih ediyorlar. Bizlerle protokol yapıyorlar. Üretimde olmaları öğrencilerimize iş hayatına katılmalarını da kolay sağlıyor. Okulumuz 12. sınıftayım. Kimya bölümündeyim. 18 yaşındayım. Mart'tan beri çalışıyoruz burada. Öyle çalışmalarımız oluyor. El dezenfektanı üretiyoruz. Yüzey dezenfektanı üretiyoruz. Yüzey temizleyici, ondan sonra sıvı sabun. Bu tür üretimlerde bulunuyoruz. Hem o konularda ülkeye katkı sağladığımız için mutluyuz. Hem de burada kendi harçlığımızı çıkarıyoruz. Bir şeyde faaliyette bulunuyoruz. Burada zamanı geçiriyoruz. Mutluyuz böyle çalışmaktan.